tarihler 1 Mayıs 1960'ı gösteriyordu. Pakistan'da Peshawar kenti yakınlarındaki hava üssünden Amerikan Hava Kuvvetlerine ait U2 tipi keşif uçağı havalanmıştı. Pilotu Gary Powers'dı. Gary Powers 4 yıldır bu işi yapıyordu. Casus uçak olarak adlandırılan yüksek irtifa keşif uçağı U2 ile birlikte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği toprakları üzerinde uçuyor nükleer denemelerin yapıldığı tesisleri, tersaneleri, hava üslerinin fotoğraflarını çekiyordu. Bu fotoğraflar Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından değerlendirilerek Rusların özellikle askeri teknolojideki gelişimleri takip ediliyordu. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda gerçekleşen bu uçuş aslında sabah 6'da gayet rutin başlamıştı. Gary Powers, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde yaklaşık 2000 kilometrelik yolu geride bırakmıştı. Powers, Svert Slovok üssü civarında uçarken bir anda uçağının etrafında patlamalar işitmeye başladı. Ve SA-2 füzeleri U-2'nin etrafında patlayarak uçağın yapısına zarar verdi. Gary Powers için tek bir seçenek kalmıştı. O da paraşütle atlamak. Uçağını terk edip Rusya hava sahasında paraşütüyle süzdürken dünya inanılmaz bir kaosa doğru ilerliyordu. İlk defa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir Amerikan keşif uçağı Sovyetler Birliği'nin neredeyse ortasında vurulmuştu. İşte bu videomuzda bu vurulma hikayesini, U-2 uçaklarını ve Gary Powers'ın daha sonraki yaşantısını birlikte inceleyeceğiz. Francis Gary Powers aslında Amerikan Hava Kuvvetleri'nde yüzbaşı rütbesinde görev yapan bir pilottu. Uçmayı çok seviyordu. Kore Savaşı'na katılmıştı. Bir gün uçuşunu tamamladıktan sonra filo binasına doğru ilerlerken aslında yaş olarak karargaha geçme zamanı gelmişti ve uçuştan ayrılacağı için çok üzülüyordu. Sivil görünümlü iki kişi onu karşıladı ve yeni uçaklarla uçup uçmayacağını ona sordular iyi bir pilot olduğu için ve uçmayı çok sevdiği için bu teklifi hemen kabul etti. Aslında uçacağı uçak 8 ayda tasarımı tamamlanan Lockheed şirketinin geliştirdiği yüksek irtifa keşif uçağı U-2 ydi. Aslında U-2, P-38, F-104 gibi çok farklı uçakları tasarlayan efsane uçak mühendisi Clarence L. Kelly Johnson'ın eseriydi. Bu uçak geniş kanatlarıyla kısa pistlerden havalanabiliyordu. Uçak tek motoruyla inanılmaz yüksek irtifalara yükselebiliyordu. Yaklaşık 70 bin fitten uçabiliyordu. Ancak bu tasarım oldukça dikkatli uçulması gereken bir pilotaja ihtiyaç duyuyordu. Uçağın tek motoru özellikle yüksek irtifalarda sık sık duruyordu. Bunun için pilotun daha alçak irtifalara inmesi ve uçağın motorunu tekrar çalıştırması gerekiyordu. Uçağın belki kalkışı biraz daha kolaydı ama inişi çok yüksek dikkat istiyordu. Uçağın kanatlarında dengeyi sağlayacak bir iniş takımı yoktu. Bütün iniş takım sistemi gövdenin içine konulmuştu. Ve inişlerde yapılacak bir sürat atası uçağın çok kısa süre içerisinde süratsiz kalmasına ve yıkılarak kontrol kaybına neden oluyordu. Bu yüzden pilotlar indikten sonra iki ayrı araç giderek uçağın dengesinin sağlanmasına katkıda bulunuyordu. Pilotların görev yerleri olarak NASA'nın ilk kurumu olan NACA belirlenmişti. Pilotlara meteorolojik ölçüm görevleri verileceği söylenmişti. Seçilen pilotlar 3 ayrı grup olarak Watertown'da eğitime başladı. Daha sonra bu ekibe 4 Yunanlı pilot daha katıldı. Ancak bu pilotlar kısa sürede yetersiz pilotaj kabiliyetleri ve dil problemleri nedeniyle elenerek ülkelerine geri gönderildi. Uçağın ilk uçuşunu tamamlaması, arkasından testlerinin bitmesinin ardından Lockheed uçakları Amerikan Hava Kuvvetlerine teslim etmeye başladı ve o günlerde stratejik bir plan yapıldı. Bu plana göre uçaklar İngiltere, Pakistan, Japonya, Norveç ve Türkiye'de de İncirlik hava üstüne konuşlandırılacaktı. Buradan kalkacak uçaklar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin her noktasını çekebilecek menzile sahip olacaktı. İlk uçuşlar başladığı zaman pilotlar büyük heyecan içindelerdi. Ama kısa sürede gördüler ki U-2'lerin yükseldiği 70 bin fit irtifaya herhangi bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hava Kuvvetleri uçağı çıkamıyordu. 70 binde uçarken genellikle en yüksek irtifaya çıkabilen uçaklar 50 bin fite kadar ulaşıyordu ve resmen altlarından en az 6.000 metre altındalardı. Ama bir taraftan Sovyetler gelişmiş yerden havaya doğru atılabilen füzeleri geliştirmeye başlamışlardı. İşte bu füzeler bu ülkeler için çok ciddi bir tehdit oluşturacaktı. Gary Powers olaydan yıllar sonra yazdığı Operation Overflight'ta yaşadığı son dakikaları şöyle anlatacaktı. Kalkışımın üzerinden 4 saat geçmişti. Hava uçtuğum bölgede giderek bozuluyordu. Altın bulutlarla kaplanmıştı. Kuzeye doğru uçmaya devam ettim. Sol tarafımda Avrupa kıtası ile sınır oluşturan Ural dağlarını gördüm. Uçağı otopilota bağladım. Ancak otopilotta ufak bir arıza vardı. Uçak düz uçması gerekirken sürekli irtifa alıyordu. Tekrar manuel uçuşa geçtim. Normalde bu arıza sonrasında geri dönülmesi gerekiyordu. Ancak Sovyetler Birliği hava sahasında tam 1300 mildir uçuyordum. Göreve devam kararı aldım. Yaptığım hesaba göre sekstant beni sola yatırmıştı. Bu arada şunu hatırlatmamızda fayda var. Pilotlar aşağıda herhangi bir seyri sefer cihazı yok. Ve tabii ki o yıllarda uydu yardımlı küresel konumlama sistemi, GPS sistemi de yok. Pilotlar Denizcilerin kullandığı sekstant adı verilen mesafede işte ne deneye gidiyorlar, ne yapıyorlar? Buradan aldıkları bilgiyle seyir sefer planlarını haritada yapıyorlardı. Fakat burada bir sekstant cihazından kaynaklı bir hata var ve geri powers olması gerekenden çok daha kaymış rotasında farklı bir yere doğru ilerlemekte. Sol elim gaz kolunun üzerindeydi. Sağ elimle kumandaları kontrol ettim. Bir sorun gözükmüyordu. Uçağım uçuyordu. Sağa ve sola baktım. Kanatlarda da bir sorun yoktu. Kısa bir süre geçti. Uçağın burnu aşağı doğru gidiyordu. Lövyeyi gayri ihtiyari kendime doğru çektim. Ancak uçak burun yukarı kumanda almıyordu. Acaba kumanda telleri mi koptu diye düşünürken kokpit aynasına gözüm gitti. Kuyruğum kopmuştu. Gary Powers'ın yaptığı seri sefer hatası sonrasında Sovyetler bu uçağı yerden görmüştü ve önlemek üzere önce iki savaş uçağı kaldırmışlardı. Ancak havalanan bu MiG-19 ve Su-9 tipi uçaklar U-2'yi yakalayamamıştı. U-2'nin uçtuğu 70 bin fite bu uçaklar çıkamıyordu. Sovyetler U-2'yi vurmak üzere yerden SA-2 hava savunma füzeleri ateşlediler. SA-2'ler o dönemde Sovyetler Birliği tarafından yeni geliştirilmişti ve yüksek irtifalar için çok etkili bir füze olacaktı bu füze. Sovyetler SA-2 tipi 8 adet füzeyi U-2 vurmak üzere attılar. O dönemde Ruslar SA-2'yi özellikle yüksek irtifadan uçan keşif uçaklarını, casus uçaklarını vurmak üzere geliştirmişti. Yıllar sonra SA-2 Kosova Savaşı'nda Belgrad semalarında stealth yani radara görünürlüğü çok düşük olan bir F-117 uçağını daha vuracaktı. SA-2 füzeleri uçağın çok yakınında infilak ederek parça tesiriyle uçağın, U-2 uçağının gövdesinde yapısal hasar oluşturmaya başladılar. Gary Powers o anları kitabında şöyle anlatıyor. Sol elim gaz kolu üzerindeydi. Sağ elimle kumandaları kontrol ettim. Bir sorun gözükmüyordu. Uçağım uçuyordu. Sağa ve sola baktım. Kanatlarda da bir sorun yoktu. Kısa bir süre geçti. Uçağın burnu aşağı doğru gidiyordu. Löveyi gayri ihtiyari kendime doğru çektim. Ancak uçak burun yukarı kumanda almıyordu. Acaba kumanda telleri mi diye koptu düşünürken kokpit aynasına gözüm bitti. Kuyruğum kopmuştu. u iki birkaç saniye içinde daha sert açıyla dalmaya başladı. Ardından da kritik sureti geçerek kanatları koptu. Sanki dünya geri Powers'ın oturduğu kokpitin etrafında dönüyordu. Powers için uçağı terk etme vakti gelmişti. Ancak fırlatma kolunu bir türlü çekemiyordu. Bunun nedeni maruz kaldığı G kuvvetiydi. Son kez gücünü topladı ve fırlatma koltuğunun halkasına ulaştı. Halkayı çektiğinde tek hatırladığı şey patlamaydı. Gözünü açtığında uçaktan koltuğu ile ayrılmış ve havada dönüp duruyordu. Birkaç saniye içinde koltuğunun bağlarını çözdü ardından paraşütü otomatik olarak açıldı. Demek ki 15.000 fit irtifanın altına inmişti. Powers'ın atlayışı bölgede uçan Su-9 pilotu tarafından da takip edilmişti. Gary Powers atladıktan sonra köylük bir alana doğru paraşütüyle alçalmaya başladı. Bu tür uçuşlarda pilotlara yardımcı olması için yanlarında 7500 ruble preslenerek taşıdıkları özel yiyecekler ve 14 dilde yazılmış bir mektup vardı. Bu mektupta da ben bir Amerikan pilotuyum bana yardım edin, size para verebilirim gibi bilgiler yer alıyordu. Ayrıca yanında da güvenliğini sağlaması için bir tabancada uçuş teçhizatları içinde bulunuyordu. Ancak Gary Powers indikten kısa so süre sonra bölgeye gelen Sovyet askerleri tarafından ele geçti ve tutuklanarak askeri hapishaneye gönderildi. Gary Powers hemen KGB yetkilileri tarafından sorguya alındı. Bu sırada da uçuş arkasından yaklaşık 10 saatlik bir görev uçuşuydu bu. Uçağın Norveç'e inmesi bekleniyordu. Fakat Amerikalılar uçaktan haber alamıyordu. Büyük bir sessizlik başlamıştı. Gary Powers ilk sorgusunda Rusların sorduğu soruları cevaplamaya çalışırken Amerikalılar da arama kurtarma ekipleriyle gidebildikleri bölgelerde uçağın enkazını aramaya başlamıştı tarihler 3 Mayıs 1960'ı gösterirken Sovyetler Birliği'nden ilk açıklama geldi ve bir uçağın Sovyetler Birliği toprakları üzerinde vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Gary Powers düşürüldükten sonra Sovyetler Birliği Amerika Birleşik Devletleri'ne çok ağır bir mektup yazarak bu uçuşların açıklanmasını istedi. Gary Powers hemen bir ay sonra Haziran ayında mahkemeye çıkartıldı ve yargılanma süreci başladı. 2 ay süren mahkeme aşamasından sonra Ağustos ayında Gary Powers 10 yıl hapse mahkum edildi. Bundan sonra hayatının 10 yılını Moskova'ya 180 kilometre mesafedeki Vladimir Merkez Hapishanesinde geçirecekti. Hapishane günleri Powers için gerçekten zorluydu ama 2 yıl sonra kader yüzüne gülecekti. Amerikalılar çok Üst düzey Sovyet casuslarını yakalamıştı ve ellerinde takas için çok önemli bir şans belirlenmişti. Bunun sonrasında Amerikalılar ve Ruslar arasında yapılan görüşler görüşmeler sonrasında Gary Powers'ın da aralarında bulduğu bazı e, tutuklanan, casuslukla itham edilen kişilerle Amerikalılar kendi elinde casusluk faaliyetlerini tespit ettikleri kişileri takas etme kararı almıştı. Hatırlayacaksınız bundan birkaç yıl önce Spielberg'in çektiği Casuslar Köprüsü filminde de bu konu anlatılmıştı. Ve Doğu Almanya sınırında gerçekten filmlere konu olacak şekilde Geri Powers takas edilerek tekrar Amerika'ya dönme şansı elde etmiş oldu. Gary Powers için Amerika'ya döndükten sonra hayat pek de kolay olmamıştı. İki ayda burada özel sorgudan geçirildi. Çünkü Amerikalıların en büyük korkusu Gary Powers'ın beynini yıkanmış olması ve gelecekte de Sovyetler Birliği adına çalışabileceği riskiydi. Ancak Gary Powers çok tecrübeli bir pilottu ve ekip içinde U2'de en fazla uçuş saatine sahip olan da pilottu ve çok ciddi de bir tecrübe yaşamıştı. Bu arada Gary Powers'la ilgili de ilk dönüşünle birlikte kamuoyunda ciddi bir tepki oluşmuştu. Bu tür durumlarda pilotlar yanlarında casuslar gibi siyanür hapları taşıyorlardı. Neden siyanür hapını kullanmadığı, neden tabancayla intihar etmediği gibi sorular ortaya konmuştu. Ancak bu iki aylık e, sorgulama döneminde Amerikan Hava Kuvvetleri pilotunun arkasında durdu ve yaşanan olay sonrasında doğru yaptığına inandı. Gary Powers'ın Lockheed'deki test pilotu yaklaşık 7 yıl sürdü ve bir taraftan da yaşadıklarını anlatması için bir kitap yazması konusunda çok ciddi üzerinde bir baskı oluşmuştu. Gary Powers yoğun uçuş programının yanı sıra işte bu gördüğünüz Operation Overflight kitabını yazmaya başladı. Bu kitapta da bu tüm yaşadığı detayları, uçağın eksikliklerini, verilen yanlış kararları da çok düzgün bir şekilde birinci elden anlattı. Ancak bu kitabın yayınlanması Lockheed Martin'i çok kızdırmıştı. Gary Powers test pilotluğundan ayrılmak zorunda kaldı ve Lockheed Martin'le yollarını ayırdı. Ama tabii Gary Powers için zor günler bekliyordu. Lockheed'den ayrılmış bir test pilotu olarak iş bulması çok zordu. Gary Powers'ın tek bildiği şey uçmaktı ve helikopter eğitimi aldı. Los Angeles'ta KGIL radyo istasyonu için uçmaya başladı. Uçtuğu helikopterde özel kameralar vardı. Bu kameralarla bir muhabirle birlikte uçuyor, canlı yayın yapıyor. Yaşanan gelişmeleri, olayları ve bazen de trafikte yaşanan sorunları Gary Powers izleyicilerle paylaşmaya çalışıyordu. Televizyonlara yayınlar yapıyorlardı. Tarihler 1 Ağustos 1977'yi gösterirken standart bir helikopter uçuşuyla yine Los Angeles üzerinde bir uçuş gerçekleştiriliyordu. Ve trafiği anlatmak üzere yanında da bir kameraman ve muhabir vardı. İki kişi birlikte Bell 206 tipi helikopterle uçuyorlardı. Ancak helikopterin yakıt seviyesi hızla düşmekteydi ve acil bir iniş noktası aranıyordu. Gary Powers bir düzlük görmüştü helikopteriyle buraya doğru alçalmaya başladı ancak bu düzlüğün hemen yanında bir çocuk bahçesi görmüştü. Helikopterini biraz daha farklı noktaya uçurmaya çalışırken ne yazık ki helikopter ağaçlık alana çarparak düştü. Bu kazada kameraman muhabirle birlikte Gary Powers da hayatını kaybetti. Amerika'da askeri test pilotluğuyla başlayıp daha sonra keşif pilotluğuyla devam eden Rusya'da iki yıl boyunca tutuklu kalan Gary Powers yazdığı kitabın arkasından test pilotluğu bitmiş ve ne yazık ki bir helikopter uçuşunda hayatı son bulmuştu. Bu ikiler Sovyetler Birliği'nin yanı sıra Küba'daki değişik operasyonlarda keşif görevlerine devam ettiler. Ancak Rusların geliştirdiği yüksek irtifa füzeleri U-2'lerin uçuşlarını oldukça kısıtladı. U-2'ler bu krizin arkasından yüksek irtifa tehdidi olan bu SA-2 gibi füzelerin gelişmesiyle Sovyetler Birliği veya Küba üzerindeki uçuşlarını yavaş yavaş azalttılar. U-2'lerin yerine de Lockheed tarafından SR-71 keşif uçağı geliştirildi. Bu SR-71'in özelliği ses hızının 3 katından fazla bir süratle uçabilmesi ve inanılmaz yüksek irtifalara çıkabilmesiydi. Ruslar SR-71'i alt edebilmesi için çok yüksek irtifalara çıkabilen, özel radar ve füzeler taşıyan MiG-25, daha sonrasında da MiG-31 gibi uçaklar geliştirilecekti. 1960'lardan sonra 70'lere gelirken uydu teknolojisi hızla gelişmiş ve yavaş yavaş bu havadan yapılan keşif uçuşları yerine uzaydan uyduların çektiği fotoğraflar kullanılmaya başlamıştı. Seri 71'ler 1990'larda çok yüksek operasyonel maliyetleri nedeniyle emekli edildi. Ama günümüzde hem Amer Amerikan Hava Kuvvetleri hem de NASA U-2'leri kullanmaya devam ediyor. Tabii ki günümüzdeki U-2'lerin görüntüsü o 1950'lerde tasarlanan yapının çok çok farklı, çok daha fazla ekipman taşıyor. Gün geliyor yüksek irtifadan uçarken o bölgedeki insansız hava araçlarını kontrol edecek, farklı noktalara yönlendirecek birer komuta kontrol merkezi haline geliyor. Gördüğünüz gibi ne kadar teknoloji gelişse de ne kadar keşif işleri uzaya kaysa da yine e, bu gördüğünüz yani kamuoyunun bizlerin Casus uçak olarak bildiği keşif uçaklarından vazgeçilmiyor. Çok yüksek irtifada belki fotoğraf çekmiyorlar ama elektronik istihbarat yapıyorlar. Sinyalleri, konuşmaları dinliyorlar. Gelişmeleri, hareketleri analiz ederek bilgi alınmaya devam ediyor. Bugünkü videomuzda U2 ile başlayan Gary Powers'ın hayat hikayesiyle devam eden farklı bir noktayı, farklı bir anekdotu size anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen bu pandemi döneminde evde kalmaya devam edelim. Maske, mesafe ve temizliğin çok önemli olduğunu unutmayalım. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com'da. Lütfen sorularınızı yorum olarak bizlere yazın. info@tolgozbek.com mail adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Lütfen yaptığımız videoları izlemek için abone olmayı, mümkünse de katıl tuşuyla da destek vermeyi unutmayın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.